Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca danssiz deyin kanda Bu da sana ders Herkese merhabalar. Ders hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yüzde problemlerinde geliştirdiği test 3'ü çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Yıllık enflasyon oranının yüzde 60 olduğu bir ülkede öğretmen maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 40, ikinci 6 ay için yüzde 20 zam yapılırsa ikinci 6 ayın sonunda öğretmenin alım gücü yüzde kaç artmıştır? Şimdi arkadaşlar bu alım gücü sorularında şu maaş türünü kullanırsanız gayet kolay bir şekilde çıkacaktır. Maaşı maaşı 1000 TL olan bir kişi olsun ve tanesi 10 liraya satılan bir ürünümüz var ve bu üründen normalde 100 adet alabilecek güce sahip olsun. Alım gücü şu an 100 adet. Şimdi biz memurun maaşına zam yapacağız ama enflasyon var. Yani ürüne gelen zam anlamındadır enflasyon. 10 liraya satılan bir ürün %60 enflasyon zammı geldiği zaman 16 TL'ye satılacaktır. Şimdi maaşa zam yapacağız. Önce arkadaşlar %40 maaşa zam yaparsam 1000 lira olan maaş 1400 liraya çıkacaktır. Sonrasında %20 zam yapacağım. Yalnız zamlı maaş üzerinden zam yapacağımız için 1400 liranın arkadaşlar %20'sini bulmamız lazım. 20 bölü 100 yaptık. 20 ile 100 sadeleşirse aslında 5'te 1'dir. 1400'ün 5'te 1'i de 280 TL olacak. O zaman 280 TL daha zam gelirse aslında memurun yıl sonundaki maaşı 1680 TL. 1680 TL ile 16 TL'lik ürünlerden kaç tane satın aldığını bulmamız lazım. 1680 değerinde 16'ya böldüğümüz zaman 105 çıkacaktır. O zaman artık memur yeni maaşıyla toplamda 105 adet ürün alabiliyorsa aslında alım gücü %5 artmıştır arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız Adana. İkinci sorumuz şu şekilde. Bir mağaza A malını %60 karla 64 TL'ye, B malını ise %60 zararla 64 TL'ye satmıştır. Bu iki satış sonunda mağazanın kar zarar durumu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar iki tane ürünümüz var. Birisi A ürünü, birisi B ürünü. Şimdi A ürünün maliyeti 100x olsun. B ürünün maliyeti 100y olsun. Birinci ürün yani A ürününü %60 karla yani 160x satış fiyatı olacaktır. 60x kar ekledik. 64 TL'ye satılıyor. O zaman ben bu ifadeyi düzenlersem x dediğim ifade 64 bölü 160'a eşit olacak. B ürünü ise %60 zararla yani 60 ye çıkartırsam 40 y dediğim ifade 64 eşit i̇şte olacak. Y de buradan 64 bölü 40 olarak bulunur. Şimdi bu iki satış sonunda mağazanın kar zarar durumu nedir diye soruyor. Öncelikle arkadaşlar maliyetleri hesaplamamız lazım. A ürünün maliyeti 100x. 100x'lerini bulursak yani Birinci ifademiz 100 çarpı x'ini bulmuştuk. 64 bölü eş, 160'a eşit. Artı B ürünün maliyeti 100 y'di. Bunu da 100 çarpı y dediğimiz ifade 64 bölü 64 bölü. Şurada yanlışlık yaptık arkadaşlar. Şunu düzeltelim. Şurası 10 değil. 40 olacak. Bunu da yerine yazarsam burası 40 eşit. Düzenlersem şimdi 1 0 şuradaki 0 yok edecek. 64 ile 16 sadeleşti burası 4. Yani birinci ürün 40 lira maliyeti var. İkinci ürün ise 4 ile sadeleştirdiğim zaman burası 16'ya 10. 100 ile 10 sadeleştiği zaman 10 olacak. O zaman birinci ürünün maliyeti de 160 lira. O zaman toplam maliyet fiyatımız 200 TL. Şimdi biz bu ürünleri birisini 64 TL'ye öbüründe 64 TL'ye sattığımız için aslında satıştan kazandığımız para 64 artı 64'ten 128 TL olacaktır. Aslında 200 lira maliyetimiz vardı. Toplamda 128 lira para kazandıysak aslında 200 eksi 128 diyeceğiz. Buradan da 72 TL zarar çıkacaktır. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Üçüncü sorumuz şu şekilde. Bir miktar kalemin 5 tanesini 4x liraya alıp iki tanesini x liraya satan satıcının zararı yüzde kaçtır? Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. İki tane ve beş tane ile ilgili bir tane varsa bunların katı olan onu düşünürsek. Yani bir miktar kalem toplamda 10 adet kalem olsun. 5 ile 2'nin katı olduğundan dolayı 10 tane kalem diye düşündük. Şimdi 5 tane kalemi 4x liraya alıyorsak 10 adet kalemi 8x liraya Alırız arkadaşlar alınır yazalım Dikkat ederseniz iki tanesini x liraya satıyorsam o zaman 10 adet Kalemi tam 5 katı olduğundan 5x liraya satacağım Şimdi bu işten normalde 8x liraya aldım 5x liraya sattım zararım var Zarar miktarım 3x olduğu için 3x bölü toplamda bu işe harcadığım para 8x'ti. 3x ile zarar ettiysem çarpı 100 diyeceğim. Bunlar birbirini götürecek. Bunun da değeri 100'ü 8'i sadeleştirdiğimiz zaman 12,5 olur. 12,5 ile de 3'ü çarptığımız zaman 37,5 değeri gelir. Yani bu işten zararım %37,5. Doğru seçeneğimiz Edirne. Bir başka sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Bir pizzacıda çalışan işçilerin ücretlerini %80 zam yapılıyor. Sonra yeni ücret üzerinden %40 vergi alınıyor. Yapılan zam net olarak yüzde kaçtır? Şimdi maaşımız arkadaşlar pizzacının maaşı 100x lira olsun. Önce %80 zam yapacağım. Yani %80 zam yapılırsa 180x lira zamlı maaşı vardır. Zamlı maaş diyelim. Şimdi ben bu maaş üzerinden arkadaşlar %40 vergi alacağım. O zaman 180x'in %40'ını hesaplarsam 40 ile çarptım. 100'e böldüm. Sıfırlar birbirini sadeleşti. 18x ile çarparsak 72x lira vergi var. Ben bu vergimi zamlı maaş üzerinden düştüğüm zaman bu 108x olur. Bu da şunu söyler. Maaşı 100 lirayken 108 lira eline geçiyorsa aslında net maaş zammı %8 olacaktır. Doğru seçeneğimiz Bursa. Bu Son sorumuz şu şekilde. Bir tüccarın sattığı mal ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Malın yarısının 30 35 zararla diğer yarısını da %45 zararla satmıştır. Tüccar bu malın tamamını %50 zararla satarsa 400 TL fazla zarar edecektir. Buna göre tüccarın iki parça halinde sattığı bu maldan toplam zararı kaç TL'dir? Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Bizim toplamda 100x ürünümüz olsun ve bir ürünün satış fiyatı da 100y olsun e, satış fiyatı demeyelim de maliyet fiyatı bize bir tanesinin maliyeti 100y olsun toplamda 100 ürünle 100y çarptığımız zaman bizim toplam maliyetimiz 10000xy maliyet fiyatı şimdi ben bu ürünlerin yarısını yani 50x ürünü %35 zararla yani 100y değil de %35 zarar yani 65y'yi satacağım Diğer gerisini de yine 50x'i de %45 zararla satacağım %45 düşersem 100y'den 55y olarak bulunur Buna çarparsam arkadaşlar burası 3250x'ye olur 50x 55'i e çarparsak burası da 2750xy gelecektir. O zaman toplam satış fiyatımdan kazandığım para 6000xy'ye eşit. İkinci durumu düşünürsek bu malın tamamını yani 100x ürünün tamamını arkadaşlar %50 zararla yani 100y'ye mal ettiğim ürünleri %50 zarar yani 50y'ye satarsam Buradan kazanacağım toplam para 5000 y olur. Ve 400 TL fazladan zarar elde edecekmiş. Yani aslında şu 6000 lira üzerinden 400 lira daha fazla zarar elde edecekse 5000 liraya göre o zaman aslında 1000 x y'nin karşılığı 400 TL'ye denk gelecektir. O zaman ilk duruma göre düşünürsek arkadaşlar normalde 10 bin liraya mal ettiğimiz ürünleri ilk duruma göre 6000 xy'ye satarsak aslında bizim zararımız 4000 xy'dir. 1000 xy'nin karşılığı 400 TL ise aslında 4000 xy'nin karşılığı da 1600 TL olarak bulunmuş olur. Doğru seçeneğimiz Adana olacaktır. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.